Güneş girdikçe daha da çok başım ağrıyor gibi oluyor. Bugün bizim mahalle esiyor aşağılarda, bu kadar rüzgar yok. Pozcu'ya indim geldim. Şimdi eve gideyim. Bir kahvaltı yapayım, kendime geleyim. Biraz dinleneyim. Ön balkonu tekrardan yerleştirmeyi düşünüyorum. Yağmur yağar mı bilmiyorum ama oranın da öyle durmasını sevmiyorum böyle. Kilimini falan sereceğim. Çiçeklerimi sulamıştım. Çiçekleri kapıdan tarafa astım. Orada suladım. Onları yerlerine yerleştireceğim. Bugün biraz balkonları temizleyeceğim yani. Evi gene bir süpürür silerim. Yemeğim var. Pardon, yemeğim var diyorum. Yemek yapacağım. Yemeğim yok bugün. Dün vardı. Öyle bugünkü planlarım o yönde. Şöyle gölgelerden gideceğim vallahi. Güneş böyle yaz güneşi gibi değil de bu zamanlarda daha bir yakar, rahatsız eder ya. O tarz bir güneş var. Bugün uyandığımdan beri de bir gıcık gibi bir şey var boğazımda. Şurada da çocuklar var. Şöyle kenara geçeyim. Valla başım iyicene tuttu tutuyor, bakalım hayırlısı. Gider gitmez hemen bir ağrı kesici içerim. Bir de buz koyuyorum, böyle jel buzlardan var. Onlardan tülbent de sarıyorum kafama. Şöyle yarım saat, bir saat de sessiz bir yere geçer. En azından gözlerimi kapatırsam uyuyamam artık. Uykum açıldı iyicene. Nerede uyuyacağım? Öyle bir dinlenirsem bana yeter arkadaşlar. Olduğumda bazen böyle çok nadiren ilaçların etkisiyle uyuyorum. Onun dışında da hiç öyle aman 5 dakika 10 dakika kestireyim gibi bir şeyim olmaz gündüz. Ne bileyim, sanki böyle uyuyunca bütün işlerim kalacakmış gibi geliyor. Onun için hiç yatıp uyumuyorum. Gece uykusu yetiyor bana. Gidiyorum eve. Şurada da yol çalışması var. Bizim orada yol çalışması var. Ay, bitseydi de kurtulsaydık artık. Tozundan, tozundan. Asa balkonları yapmak istemiyorum ama en azından ön balkona gelmiyor toz. Öyle kirli kirli de içeriye getiriliyor. Neyse. Öyle karar veririm artık. Ben size hava günlük güneşlik dedim. Havaya bakın. Yağmur yağıyor. Ve güya ben balkon temizleyip balkonumu kuracaktım, değil mi? Yağmur hiç hesapta yoktu. Ay, buraya da yağıyor. Neyse, yağsın. Bolluk berekettir yağmur. Aslında şunu yağmur değen bir yere assam. Çok tozlanmış bu. Ben de bunu çeşmenin altında yıkayayım diyordum. Gerçi suladım, daha yeni suladım bunları da. Bayağı bir toz olmuşlar ya. Bunlara hortumla yıkasaydım balkonu. Baksanıza, elime toz geldi hep. Nasıl güzel çiçek açmışlar değil mi? Vakti geldi. Bakın, bunun da çiçeği var. Hiç gördünüz mü tespih çiçeği? Tespih çiçeği bitkisinin çiçeğine. Nasıl gök gürlüyor? Eyvah eyvah. Ekmek almaya gitmem lazım. Şu çöpleri toplayıp çöpleri atacağım. Ve ben kısa kollu halimle temizlik yapıyorum. Bayağı gürülüyor bugün. Anamur'da fırtına çıkmış arkadaşlar. Hortum çıkmış. Seraları falan bayağı uçurmuş hatta. Şunlar da güzel oldu. Bakalım. Ben şunu dibine biber tohumları atmıştım ama çıkmadı. Neyse, nasip değilmiş. Şu da burada daha da güzelleşti. Bu arada diğer çiçeklerin nerede diye soracak olursanız işte buradalar. Şimdi ben masayı toplayıp oraya kaldırdım, çünkü halılarla falan.
O ipe astığımda, suladığımda direkt oraya akacak. Onun için yol çalışması var ya, dolmuşlar bizim evin önünden geçiyor. Daha doğrusu güzergah burada. Bakın araçlar. Bayağı bir gürültü. Çiçeklerimi burada suladım. Şöyle yaprakları. Gene kurumaya başlamış bunun yaprakları. Ne oluyor bunu anlamadım ya. Bu da canlanmadı bir türlü. İşte öyle, çiçeklerim hepsi burada arkadaşlar. Aşk merdiveni. Şu tekrardan şey çıkarmaya başladı. Büyüyecek biraz. Bu çiçeğimde açanlar vardı. Kurumuş mu? Şurada bir tane çiçeği vardı. Nereye gitti? Aa, gitmiş. Şurada bir tomurcuk var. Bakın görebiliyor musunuz? Arada. Geçen çok tatlı açmıştı bu. Bakayım. Aa, yok. Artık burayı da bilmiyorum, yarın eğer yağmazsa. Şimdi ben bu çöpleri toplayıp gene biz genel süpüreceğim. Şurada süpürgem küreğim beni bekliyor. Ondan sonracığıma, eğer yarın yağmur olmazsa, birkaç gün olmazsa burayı tabii kıyacağım gene de, kurarım. Ona göre kurarım. Şurada oturup kahve içmek istiyorum arkadaşlar. Şurada masamı şuraya koyup kahve içmek istiyorum. Tabii şu yol çalışması da bitsin inşallah. Öyle. Hadi bakayım ben içeriye geçeyim, yemek hazırlıklarına başlayayım. Önce tabii burayı bir toparlayayım. Ondan sonra da yemek hazırlığı. Bana hak veriyor musunuz? Bu kadar gürültüye işte maruz kalıyoruz biz. Bir hafta oldu mu? Bir hafta olacak. Aynen. Neyse, hadi geçiyorum ben içeriye.